Fatih Öner, Vilo Pompa Sistemleri Türkiye Satış Direktörü. Vilo Pompa Sistemleri inşaata bağlı. Isıtma, soğutma, havalandırma, altyapı, çeşitli tiplerde pompa satışı ve üretimi gerçekleşiyor Türkiye'de. Vilo ilk sirkülatörün yaratıcısı. Bu yıl 151. yılı, geçen yıl 150. yılı kutladık. Türkiye'de de geçen yıl 30'u kutladık, bu yıl 31. yılımızdayız. Antalya biraz kırılgan bir bölge. Çünkü sanayi organize anlamında zayıf ama çok büyük, hani bacasız dediğimiz bir sanayisi var. Tabii ki yatırımlar, hele bugüne bakarsak kredi faizleri, bu tip konularla biraz daha dünya konjüktürüne, savaş oluyor, şu oluyor, bu oluyor, bunlarla beraber kırılgan, yani otel yatırımlarının sürüklediği bir sektör olduğu için değişkenlik gösteriyor. Türkiye'ye paralel gittiğini çok söyleyemem. Şöyle incelediğiniz zaman ben İMSAT'a değer veriyorum. İnşaat Malzemeleri Derneği'ne. 2013'ten beri bir 100 bazdan başladıklarında son 4 yıldır bu 70'lere, en son geçen çeyrek anlamında, yani ikinci çeyrek bitiminde 73-74'lere gelen bir endeks var. Yani giderek düşen. Maksimumda yaşadığımızda 2016'larda yaşadığımız sektör bu düşüşü gösteriyor. Tabii ki ham madde fiyatlarının zaman içerisinde yükselişi, tekrar düşüşü. Dünya artık bağlantılı. Yani bir tarafta yaşanan sorun aslında tüm dünyayı etkiliyor. Yani Covid bunun bir örneğiydi. Ne oldu? Evden çalışmayı öğrendik. Farklı sistemlerle toplantı yapmayı. Akabinde gelen tedarik krizi herkesi çok zorladı. Yani bundan 20 yıl evvelki stoklu çalışma değerli olmaya başladı. Yani bu son yıllarda özellikle kurumsalın çok düşündüğü bir şey değildi. Ama sektörün bu son para politikalarıyla çok hızlı konutta ilerleyeceğini düşünmüyorum. Ama sanayi veya endüstrinin yanında turizmin destekleri eğer açılır, uygun kredi faizleriyle bir şeyler yapılmaya çalışırsa, biliyorum sıra burada yatırımcılar mevcut, kaliteli işler yapıyorlar ve turizm bu ülkenin çıkış noktalarından bir tanesi. İnanıyorum Antalya'ya. Ben 93 İTÜ makine mezunuyum. Biraz STK'cı bir adamımdır. Gerek makine mühendisleri odasında bazı eğitimlere, İstanbul tabii ki, gerek yan çatı kuruluşlarda, TTM'de, MTM'de de görevler alan bir kişiyim. Yönetim kurullarında çalışan bir kişiyim. Sonuçta sektörde beraber hareket etmenin çok önemli olduğunu ve Makine Mühendisleri Odası'nın bu konuda temel noktada olduğunu düşünüyorum. En büyük problemimiz insan kaynağı ve var olan insan kaynağının ücretlerinin doğru ayarlanmaması. Yani bir makine mühendisinin Türkiye'de alması gereken rakamların sağlanması noktasında Makine Mühendisleri Odası'na çok büyük görev düştüğüne inanıyorum. Artı sektörümüzde kalitenin artması aynı zamanda sigortaya bağlı. Yani yapılan projelerin sigortalanması, yapılan işlerin sigortalanması, yıllar boyunca binlerce, milyonlarca metrekare iş yapanlarla yeni çıkıp iş yapan arkadaşların sektörde farklı rekabette oluşmasını sağlıyor. Bu konularda da bir beklenti içerisindeyim. Yani bu iki konu bence derneğin çok önemli konuları olacaktır ileride. Aynı zamanda Antalya'da İbrahim Bey çok değerli bir hocamız ve ekibi de sevdiğim arkadaşlardan oluşuyor. Teşekkür ederim.